Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bir yer okuyorum, bir yazı. Cep telefonundan ne yaparsan bataryadan, enerjiden yiyor. Değil mi? Mesela mail yaptın, ses çektin, kamera çektin. Ne yaparsan yap, bataryadan yiyor. Aynen bunun gibi dış dünyadan gelen resimler gözden içeri girmesi için, sesler kulaktan, kokular, tatlar, dokunmalar, hayal etmeler, düşünmeler, düşünceler ve tefekkür ederken beyin enerji harcıyor. Beyin enerji harcıyor. Yani ölü bir insanın kafasına, gözünün önüne böyle resim koysan, bak soğuk içeri girmez. Demek ki dışarıdaki resmi içeri alması için, sesi içeri kaydetmesi için enerji harcaması lazım. Burada da öyle. Resim çekmek için, ses kayıt yapmak için enerji harcaması lazım. Tamam? Şimdi insan hayal ederken de, yani içeride dolaşırken, içeride video seyretmiyor mu? İçeride düşünceleri okuyoruz. Yani burada da tahayyül, tasavvur, düşünceler ve hayal etmeler. Telefonun içerisinde yazı okumak, video seyretmek. Aynı mı? Aynı. Şimdi nereye götüreceğim? Tefekkür ederken beyin enerjisi harcıyor. Haddini aşacak enerji beyinden çekilirse, mesela telefonu bana diyor ki, iktisat moduna gireyim. Ben bir modumda, bizde öyle yazıyor, hayır dese girmiyor. %10 galiba, ondan aşağı düştü mü beni hiç dinlemiyor. Direkt aşağıya iniyor, yani ekranı kapatıyor. Ve sırf ses gidip gelmelere açık. Kendisi yapıyor. İşte beyin de düşüncelere, içerideki düşüncelere, içeride hayal etmelere film oynatırsak, beyin haddinden fazla enerji çekecektir. Bu da beyin ölümüne doğru gider. Böyle bir 13 yaşında bir çocuğa denk gelmiştim, hatırlarsınız. Çağlayan'da bir hastane vardı ya, neydi o? Florence. O hastaneye gitmiştim, çağırmışlardı. 13 yaşında, babası Çorlu mu dedi, Tekirdağ mı dedi, tekstil fabrikasının sahibi. Nörolojiyle gelmiş oradan. Nöroloji, ondan sonra psikiyatri. Şimdi beni tanıyordu, dedi ki, anlatmıştım ama. Dedi ki, abi dedi, bir gelir misin dedi ya, hem tecrüben olur. Bu çocuk ömür billah cep telefonuna oynamış. O bir şey diyorlar ya, bir de bilgisayarlı şey, böyle bir şey. Tablet, ha. Tablet ve telefonla. Ondan sonra bir gün gelmişler, ağzına kusmuş, düşmüş odasında. Evinde tek çocuğu. Beyin blok olmuş, bitmiş. Ben, beni şey için çağırdılar, acaba başka bir bloke var mı? Bloke edilmiş mi? Ben Huruf-ı Mukatta'yı çok okudum. Yani ben daha çok onun için değil, öğrenmek için gittim. Baktım bu nasıl ölmüş. Gözümü götürüyorum, parmağımı götürüyorum gözüne. Göz inip çıkmıyor. Tepki vermiyor. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi bu beyin ölümü olmuş. Enerji sömüre 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 ölmüş. Yalnız bir şey müstesna gördüm. O da müşahede ettim. O da neymiş? Tefekkür yaparken gaybtan enerji doldurulduğunu, insan yeniden formatlandığını, aktif ve canlı olduğunu yakinen hissettim. Tefekkür, yani ne filmi seyredersen, burada bitiyor ya. Burada da hayal kuruyorsun. Bak bu çok önemli. Böyle dedi, böyle gitti, seviyorum seni,
Niye yaptın bunu? Nasıl gittin? Düşünceler ve hayaller beyni bitiriyor. Tam tersi bir şey gördüm. Keşif bu. Tefekkür ederken, mesela kar yağdırılıyor bak şimdi. Gözümü kapattım, çiçeği şey yapıyorum. Film oynatıyorum bak çiçeği. Allah Allah. Bak çiçeği. Allah varken madde yoktu, mekan yoktu, mukayese yoktu, taklit yok, nümune yok, model yok, mimarlık yok, örneği yok, misali yok, patenti yok, madde yok, zaman yok, mekan yok. Allah, bu çiçek bak siz bunu görüyorsunuz ama ben içeride seyrediyorum. Bak böyle geliyor böyle. Bu çiçeği Allah zamansız, zeminsiz, taklitsiz, mukayesesiz, nümunesiz, modelsiz, misalsiz ve hiçbir zaman modeli değişmeyen her sene son model, 2016 model olduğu gibi 1830'larda da aynıydı. Modelsiz yani. Öyle bir model yapmış ki her asırda geçiyor. Bunu bak içeride oynuyorum ha. Hayret yani bu nasıl bir teknoloji kullanmış. Bir şey her sene son model olacak. Oysa arabanın modeli değişiyor. Değil mi? Karpuzun modeli değişmiyor. Şimdi ben bu çiçeği oynatıyorum içeride. Ama bunu düşünüyorum. Bu tür tefekkürde tam tersine enerji doluyor. Bu da film oynuyor. Anladın mı? Erdinç. Peki farkı? Bu ötekisi mesela seni oynatıyorum. Erdinç Allah Allah beraber gitmiştik, Kuzuluğa gitmiştik. Ada pazarında o köy evine çıktık. Dağın ortasında şey o tepesinde Nur dersi vardı. Nur medresesi vardı vesaire. Yemek yiyorduk. Bak yemek yiyoruz. Tam karpuz yedik. Hatırlıyor musun bak Erdinç orada yazı yemiştik. Bahçeye çıkmıştık. Bu enerji bitiriyor. Tefekkür olunca nereye bağlanıyor ki şarj oluyor? Aslında bağlandığı için. Sana bağlayınca senden olmuyor. Sonra neyi keşfettin başka? Mesela sana bağladım. Sen beraberiz orada. Karpuz yiyoruz. Allah Allah. Aynı görüyorum ha şimdi bak. Hayal etmiyorum bak. O tepede çamların orada yazın karpuz. Hatta birisine kızmıştım. Hatırlar mısın sen derdin ki? Bak onu görüyorum. Gazete sermişti karpuz yiyeceğiz diye. Böyle hiç uygunsuz gazeteler sermişti. Kaldırın. Biz bu gazetenin üzerinde yemeyiz de tahtanın üzerinde yemeği yeğleriz demiştim. Onları hep görüyorum. Bak, beyni bitiriyor. Fakat orada sen ders yapıyorsun veya ben ders yapıyorum. Allah Allah orada kardeş Kur'an okuyor bak. Er-Rahman Allemen Kur'an. Görüyorum bak orada. Onu bağ yapıyorum, rabıta yapıyorum, doluyor. Ruhsal olan bir şey, müspet olan bir şeyde dolma var, olumsuzluklarda boşanma var. Haramlarda sömürülme var. Sömürülme var, çökme var. Mubah olanlarda bitme var. Bitiyor. Mesela haram değil, o karpuz yediğimizi hayal ediyor. Uzattığımı zannetmeyin ama çalışmayı anlatıyorum onu. Karpuz yiyoruz, mubah bir şey hayal ediyorum, mubah. Bitiyor. Fakat sen orada ders yapıyorsun. Ders yaparken Ayet-i Kübra'dan Cenab-ı Hak küre-i arzı bir sofra yapmış, semada yağmuru, yerden hububatı. Ders yapıyorsun. Bunu yapınca besleniyor, doluyor. Bir de nefis alınca lezzet alınca, ruh verince, ruhta verince iyi. Tabii onun ruhuna bağlıyoruz. Yani o anlamadım o. Ruh benim ruhum. Denizce veri vermesi olumsuz ama ruhta verince kemale ulaşıyor. He tabii. Onun farkı neydi o? Yani şu dediğin onu mu kastettim bilmiyorum. Onun şimdi karpuz yemesini filmi çalıyoruz. Mubah. Karpuz yemeği. Ben karpuz yiyoruz. Gazete sermişiz tamam mı? Bu bitiyor. Ama çökmüyor. Bitiyor. Mesela
buraya ev sanayisi yok. Şey, ev elektriği var, sanayi yok. Ben buraya torna tezgahının cihazını bağlasam ne olur koca tezgah? Şak diye çıkar. Yanar kablo. Çekimi fazla. İşte cep telefonları, günah videoları seyrede de en azından tefekkür edin, şey yapıyor, beyni sömürüyor, çöküyor. Haddini aşacak enerji beyinden çekilirse beyin ölümüne doğru gider. Yalnız bir şey müstesna gördüm. Müşahede ettim. O da tefekkür yaparken gaybtan enerji doldurulduğunu, mesela sokak lambaları, şey, sokak lambası var ya, bu trafik yeşil, kırmızı falan yanıyor ya. O millet şeyden zannediyor, elektrikten yandığını zannediyor. Oysa panel var, böyle bir tane. Güneşten, panelden alıyor. Gündüz aldığını depoluyor, gece de çalışıyor. Yani güneşten doluyor o. İnsan da böyle. Paneli var. Tefekkür paneldir. Allah'a tefekkür ettiğini ulvi şeyler olunca taktiği geliyor. İnsan yeniden formatlandığını tefekkürle, aktif olduğunu, canlı olduğunu yakinen hissetti. Buna en küçük bir delil. Çocuğunuzun, bak küçük bir delil. Çocuğunuzun hırçın, öfkeli, tahammülsüz, kanaatsız, kendini kontrol edememesi, senin çocuğuna hiç benzememesi, senin çocuğuna hiç benzememesi, tembel, vurdum duymaz, doyumsuz hislerini ve fikirlerini ve düşüncelerini kontrol edip toparlayamaması delildir. Bir daha. Buna küçük bir delil neymiş? Çocuğumuzun hırçın, öfkeli, beyin sömürüldüğüne delil. Dolmak için bir şey yapıyor şu anda. Hırçın, öfkeli, tahammülsüz, kanaatsız, kendini kontrol edememesi, senin çocuğuna hiç benzememesi, sen çocuğuna hiç benzeyemiyorsun. Çocuk mesela hırçın, öfkeli, tahammülsüz, kanı yerinde durmaz. Sen tembel, vurdum duymaz, doyumsuz, hislerini ve fikirlerini ve düşüncelerini kontrol edip toparlayamaması delildir. Yani sömürülünce böyle oluyor. Tembel, gelemem, derse gidemem, uykum var. Abi biz video seyretmedik falanmadık da niye yerimizden böyle ağır çekim gibi el ayak kalkıyor, böyle gitmiyor, böyle gitmiyor. Böyle gidiyor. Niye böyle gidiyor? Çünkü takıntılar da enerji boşaltıyor. Topraklama yapıyor, yere gidiyor. Onun için takıntılar daveti gelecek. Sağa çevir, çevriliyor, dikkat. Nasıl çevirecek? Enerji lazım. Sömürülünce giymeler, tuvaletler, banyolar, konuşmalar, düşünceler, intikal etmeler. Ne dedin, ne dedin Esat? He, bir daha. Abi diyecekti, ne oldu? Öğleyin söylerim sana. Bu enerji niye yok? Peki video mu seyrettin? Hayır. Takıntı sömürüyor. Nerede? Kimse beni anlamıyor. Anlamaz ki, nerede anlayacak? Dipte neler var? Of. Bak hele, dehlize bir bak hele. Görmüyorsunuz ha siz, ben görüyorum. Allah Allah, okyanusun dibi ya. Dünyanın en derin yeri neresidir? Lüt Gölü. Vay be, bak hele. Oradan ineceksin. Sömürülüyor. Şimdi bunlar doktorluk değil arkadaşlar. Bunlar
Hakikatin ortaya çıkması için söylüyorum. Keşif, keşiftir bu. Dimağdaki keşif. Takıntılar yerinde kıpırdamaması, böyle kendi hayatına kanaat etmesine sebep ne diyor? Tembel, vurdum duymaz, doyumsuz, hislerini ve fikirlerini ve düşüncelerini kontrol edip toparlayamaması delildir. Bunu ne zaman yazdık? 12.9.2015. Bugün en kaçı? 3, 2, 2, 1 mi? 2, 2 ve Ocak değil mi? 2016. Kaç ay oldu? 3 ay. 3 ay önce yazmışım bunu. Bak burada tarih yazıyor. Çok garip yani. Niye beni de bunlarla konuşturuyor, niye bunlarla meşgul ediyor Cenab-ı Hak onu da bilmiyor. Kimi yarayacak, kime yarayacak, yarıyor, ne oluyor bilmiyor. Bildiğim bir şey varsa yastığım olmaması. Yastık yanımda değildi. Bebekler, bebeklerle uyurlar. Peki ne koydun? Birisi sana temas ediyor. Yastık dahi olsa. Ya. Ne güzel bir şey ya. İsyan etmiyor. Bir de Allah'ı böyle hissetsen şey gibi yani. Allah. Bilgileri çok ama akılları, zekavetleri ve sureti intikalleri çok zayıf. Çünkü takıntı. Bilgi çok. Sureti intikal, hakikati intikal mi? He, yani bilgi var. Mesela desem ki, bu şekil kelamdır Erdinç. Ha, kelamdır deyince bir cahil yeni birisi gelse ne der? Neresi kelam ya? Neresi konuşmak? Mesela sen bilirsin ki sanat, hareket kelamdır. Allah'ın konuşmasıdır. Bilgileri çok bunların, bilgileri çok ama akılları, zekavetleri, süret intikalleri çok zayıf. Niçin? Sömürülmüş. Peki o nasıl bilgileri bağlayacak? Bir de mesela neyse girme ona. Tamam. Bağnaz, geçimsiz, uyumsuz, bir o kadar da saygısız kendisine. Bağnaz, geçimsiz, uyumsuz, bir o kadar da saygısız kendisine. Yani ulvi değerlerin kaybolmasına sebep mezarlıklardır, cep telefonları. Cep telefonları ve takıntılar. Tiryaki olduklarımız var ya, bizi sömürüyor. Bak, metrolarda, otobüslerde. Gerçi bir karı oldu. Kimse kimseyi görmüyor. Harama kimse bakmıyor. Yani metroya bakın. Herkesin kafası aşağıda. Yürürken bile. Bir haramdan kurtardılar ama o haramdan başka bir harama gittiler. Herkes içeride. Zannediyor ki buradan oraya bakıyor. Öyle mi zannediyorsunuz? Baktığını mı zannediyorsun? Bu adam bakmıyor orada. Yutmuş bu onu. Abi nasıl yutar? Yuttu ne bileyim. Bunun için adam nasıl girer? Bilmiyorum. Girdi işte. Meğer bu pencereymiş. Ooo bu videonun aslına gitmiş. Bu pencere. Bunun gibi. Hiç kimse camı görmez. Kadınlar hariç. Kadınlar camı görür. Çünkü temizlik silmek için. Biz ise camı görmeyiz. Karşıya bakmak için bakıyoruz. Cep telefonları mezarlıklardır. O kadar enkazlar var ki. O kadar ölü cesetleri var ki orada. Mezbaha. Kafaları kesilmiş. Kimisinin kulağı kesilmiş. Kimisinin hayalleri kesilmiş.
Kimisi ümitleri kesilmiş. Ayakları kesilmiş. Neler var? İçeride bir sürü mezba. Mezba gördünüz mü bilmiyorum. Bir sürü ceset gördüm ben içeride. Bunlar cep telefonuyla meşgul olanlar çok. Bunlar bağnaz olurlar. Geçimsiz olurlar. Uyumsuz olurlar. Uyumsuz oldukları için uyuz gibidirler. Uyuz. Biyorka'da da saygısızdır. Oğlum ya anne be yeter ya. Tamam işte geleceğiz işte. Ya bir şey bırakmıyorlar ya. Bir şeye bakalım ne var ya. Bir şey, sabahtan beri meşgul da. Az bir şey kaldı ya. Tamam ya. Of anne baba ya tamam ya tamam. Okulmuş gideriz ya. O sıramatan beri ha. Bir. Uyuz. Ne demek uyuz? Kaşıntı. Devamlı aynı yeri kaşındıkları için kaşıntı. Bu bizi uyuz yapmış. Uyuz hakaret değil ha. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Uyuz. Hani diyoruz ya ona uyuzluk yapma. Yani aynı şeyi kaşıma. Aynı yerdeyiz. Neredeyiz? O abi aynı yerdeyiz ama başka şeyi görüyoruz. Yani buradan girdim mi bu pencere aynı. Uyuz. Bak bu pencere ooo. Bak buradan. Ooo. Vay be. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kimden salavat gelirse simasıyla suretiyle tanır onu. Ya nasıl tanır ya? Binlerce insan salavat gelirse diye eskide bana sorarlardı. 80 küsürlerdi. Şimdi binler yerde Facebook'ta vesairede bir anda mail yağmıyor. Söz yağmıyor. Binlerce yerden bir videoya girilmiyor mu? Tak! Au! 1 milyon kişi girmiş. Aynı. Ne oldu? Hani olmazmış. Yani ulvi değerlerinin kaybolmasına sebep mezarlıklardır cep telefonları. Ben ne kadar dersem o kadar alıyorlar. Sende var. Kontrol edilen şey güçtür. Kontrol edemediğin her şey senin mezarlığındır. İslam düşmanlarının Müslüman evlatlarını düşmanlıklarını bak İslam düşmanlarının Müslüman evlatlarına düşmanlıklarını, insanlık alemini hayvanlaştırma planlarının bir parçasıdır cep telefonları. Böyle olduğuna delil, bunları kullananların farkında olmamaları, bunu kullananların farkında olmamaları ve hadi canım senden, yalnız sen mi biliyorsun, dünya kullanıyor deyip laf, dinlemeye tahammülleri olmamasıdır. Oysa dünya kullanmıyor. Bunu Koreliler ve Japonlar yapmış ama onlar kullanmıyor. Bakın metroda çekilen, Japon metrosuna çekilen, Kore metrosuna çekilen resme bakın. Herkesin elinde şey var. Kitap var. İtse'yi İCE İ.C. Almanya'da gizli trenin adı. Ömrüm geçiyor. Almanya'da ömrümün mesela Almanya'da bulundukça ömrüm onlarda seyahate geçiyor. Bakın Almanların. Ya bilgisayarla iş adamıdır. Dosyaları koyuyor. İş adamı ha. Veya kesinlikle kitap okuyor. Bilerek söylüyorum. Ondan sonra saat ondan sonra bir evin işi yanıyor mu Almanya'da? İstisna hariç. Gidin zile basın. Ya Türktür ya Rus'tur. Onlar ayakta olur. Ötekiler yatar. Dünya kullanıyor. Kullanmıyor. Ahmaklar kullanıyor. Telefonu kullanıyor. Mesajı yapıyor. İnternetine o mesajını alıyor. Ben de mesela sitede dersler atıldığımız soru cevap vesaire o kadar. Bitti. Sizi yalan mı söylüyor? Bitti. Zaten mümkün değil. Hadi canım sen de yalnız sen mi biliyorsun diye laf dinlememen gömüldüğünü gösteriyor. Dünya kullanıyor deyip laf dinlememeye tahammülleri, dinlemeye tahammülleri olmamasıdır. Durup acaba bir bakalım demeden ya ne diyor bu adam ya? Dur bir dakika bakalım bu adama tenkit etmeyelim dur.
demeden peşin karar vermeleri gömüldüğünü gösteriyor. Ya bırak ya, ne diyor Asop'ta ya, yedi kafayı. Öyle çocuk aşılarına da diyordum. 1986 mı neydi? Ev ev dolaşıp aşı yapıyorlardı. Bedava yapıyordu. Ama hastanelerde para vermeden insanlar ölüyordu. Yani para vermedi diye ve içeri almıyorlardı. Veya ilaç alamıyordun. Yani sağlığına hiç dikkat etmiyorlardı. Mezbaha gibi idin. Ama eve çocuğuna bedava ısrarla gelip aşı yaptılar. Senin çocuğunu çok sevdikleri için. Aman ha, hasta olmasın. Hasta olmasın. Hastaneye götürüyorsun herhangi bir çocuğunu. Enfeksiyon kapmış, ilgilenmiyor. Aşı olunca ev. Bizim üst kattaki şey, baba çocuğun bebeğini aldı, benim oraya geldi dershaneye. Gelsin de göreyim. Suç duyurusu yapıyordu. Kulüpleri yaptı, mason kulüpleri. 3 tane aşı vardı. Bir tanesi kısırlık içindi. Ve o tarihte iğne vuranların şu anda dünya, şey Türkiye'de %27, %30, o tarihte iğne vuranların kişilerin %30'a yakın kısırdırlar şu anda. Ya kız ya oğlan. Çocuk yok. O zaman da şiddetle karşı çıkıyordum. Teyp kasetlerinde var. Eğer salgın hastalığı için vuracaksanız o zaman gidin 12 milyon da eczaneden, ilaç depolarından gidin siz vurdurun. Onların ilacını vurmayın. İsrail benim çocuğumu düşünüyor ya. O yoğurt. Şu anda kullanılan o çocukların renkli yoğurtları var ya. Beyin ölümü için madde var orada. İster dinle ister dinleme. Beyni bloke edecek madde var. İster yap ister yapma. Öyle maddeler var ki yoğurta vesaire konuluyor, hırçın ediyor çocuğu. Genetiğini bozuyor. Nereden çıktı bunlar? Yedirdiğin şeylerden çıktı. Laf dinlemiyorsun ki, hemen itiraz ediyorsun. Senin bir kulağın var, benim 1000 kulağım var. Sen bir çocuk doğurdun, ben binlerce çocuk doğurdum. Ama böyle peşin kararlı olursa kaybeden sen olmuşsun. Dur bir dakika ya, ne diyor bu? Bak teyp kasetlerinde var. Vurdurmayın iğneyi. Abi ya ne yapacağız? Eczanede git sen vurdur. 12 bin liraydı o zaman. Evine gelirse o adam bedava. Hem de evine geliyor. Ama olacak. Yakında göreceksiniz. Türkiye güçlenirse, iktidar masonlara gücü yeterse, bu kısırlığın faturasını mason kulüplerine ödettirme adına kanun çıkacak, delik delik mason aranacak. Göreceksiniz. Durup da acaba bir bakalım demeden peşin karar vermeleri. Çünkü ervah habiseler görüntülerden, ervah habise, ustad diyor 727 sözler, yatılsındır iki nokta üst üste. Üst üste celbeder o habis ervahları. Baktığımız her şeyden bize içeriye giriyor mu girmiyor mu? İçeriye giriyor. Ses giriyor mu girmiyor mu? Kaydediyoruz. İçeriye giren her şey canlanıyor. Ervah habiseler, bak çünkü ervah habiseler görüntülerden, seslerden, kokulardan, tatlardan ve dokunmalardan ve temaslardan sıçrama yaparlar. Eğer sen psikoloji sorun yaşıyorsan, kanal açmışsın ervah habiselere ya şeytana ya cine ya ervah habise ya gözle kanat açtın cine ya kulakla ya burunla ya dille ya elle. Ha, işlediğimiz günahlar kanaldır. Yoldur yol. İçeriye giriyor adam. Yolu sen açmışsın. Yani dimağımız işgal altında. Ona delil. Açma da göreyim hadi. Açma da televizyonu göreyim hadi. Açma haberi de göreyim hadi seni. İşgal altındasın. Oraya bir GPS gönderdiler. O GPS'te uyarılıyorsun. Seyret, seyret, seyret. Saat geldi, saat geldi. Saat başı haber dinlemek. Bu çöküntü ve oraya çekilmenin adı değil de nedir ya? Saat başı haber dinlemenin, oraya gömülmenin, hapsedilmenin,
Başka ne ifadesi olabilir? Koca bir gün her gün bir saat başı dinliyoruz. Bu nedir? Ruhsal çöküntüdür. Ustad da diyor ki 58 emir daha bir de. Ruhunu ve kalbini doyum yapmamaktan gelen sıkıntıyı bastırmak için uygulanan bir şeydir. Haberde. Ruh ve kalp doymadığı için maneviyatta zikir, evrat yok. Bir sayfa Kur'an oku desen okumaz. Risale oku desen okumaz. Kalp ve sıkıntı. Nasıl bastıracaksın bu sıkıntıyı? Hanım şey yapsana ya, durun ya bir haber dinleyelim ya. Haber dinlediğini zannediyor. Burayı bastırmak içindir. 58. Ben 1980'den beri seyretmiyorum kardeşim. Haber dinlemiyorum. Ne oldu? Benden çok iyi biliyorsun. Sen bildiğinde ne oldu? Yani dimağımız işgal altında, maalesef bunu fark eden insanların sayıları çok az. Bunu konuşan da pek yok bu meseleyi. Çok az. İşgal altında olduğundan bunalıyoruz. Dima işgal altında bunalıyoruz. Zaten ahir zamanda böyle olacaktı. Laf dinemeyeceklerdi. Rivayetlerde geliyor. Enelerine, benliklerine binip kah Nemrutlaşmak, kah Firavunlaşmalar toplu olarak olacağını Kur'an ve hadis ve Risale-i Nur haber veriyor. Toplu olacakmış. Firavunluk, Nemrutluk toplu toplu olacakmış. Grup grup. Ne demek? Bir haber, bir video, seyredenler adedince firavunlaşıyorlar. Hemen Allah'a isyan. Allah'ın ilahlığına değil rububiyetine isyan. Olur mu ya, nereden çıktı? Olur Allah Allah. Yok musun adli ilahi? Toplu olarak çöküntü olacak. Has, kas olacağını hadiste söylüyor. Toplu grup halinde hayvanlaşacağını ruhen. Çöküntü olacağını. Bir haber uçuruyor binlerce insan hastane. Laf dinlersin, dinlemiş olursun. Bu hoşuna gitmedi. Hiç dinleme. Tavsiyem, dinleme beni. Ne mutlu laf, söz dinleyip doğrusuna, hidayetine tabi olanlara. Onlar ki hem dünya hem de ahiret hayatları canlı, ruhlu ve hayatlı olurlar. Zarara bilerek, severek girene lehine bakıp merhamet edilmez. Errazi bi zararı la yüzülleh, değil mi? Zarara bilerek, severek girene merhamet edilmez, lehine bakılmaz. Çünkü merhameti selbettiler. Dinleme kardeşim diyorum ya, benle muhatap olma. Koca sanayi devleti olan Almanya, bak Almanya'dakiler de dinleyecek biliyor. En fazla uzun haber 7 dakikadır. 7 dakika, 10 dakika zor. Angela Merkel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geldi. Bizi bir dizi anlaşmalar imzaladı. Tamam bitti. Efendim şeyde şu oldu. 7 dakika komple kocasın. Ama Türkiye'de. Evet sayın seyirciler. Şimdi Merkel içeri geliyor. Onu bekliyoruz. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Tamam. Şöyleydi böyleydi. Tamam mı şöyle? Evet sayın seyirciler. Çok mühim gündem işgal ede bir haber vereceğiz. Antalya'dan İzmir'e kalkıp uçan Sinin kanadı kırıldı. İdare reklam programı. Ama Sinin kanadını haber yapar. Evet sayın seyirciler, Bingöl'de bir iş adamı, tekstilci bir iş adamı, 100 kişiyi doyurdu giydirdi. Haber yapmaz. Nerede olumsuz? Kanat kırılmış, dişe çökmüş, dişe ağrmış, sığır kanalizasyona düşmüş. Tamam. Oysa şu kadar hayvanat şeyi açılmış, bu kadar istihdam yapmış, fabrika açılmış demez. Hayvan olursan semer vuran çok olur. Sen eşek olma yok terki. Sana semer vuran çok olur. Sen bu oldukça onun kanalizasyonunu açarsan o bilmem neyi koklarsın. Kanalizasyonu açar. Matap olursan sen direk olma yok terki. Bayrağı asarlar tepene. Zarara bilerek severek girene lehine bakılıp merhamet edilmez. Çünkü merhameti selbettiler. Merhameti layık değiller. Dikkat edersen görürsün ki simaları da, bu haberlerle meşgul olanlar şeylerle, simalarına bakın, psikolojilerine bakın. Ümitsiz, bedbin, soluk, çehresiz, meymenetsiz, geçimsiz,
asabi, tahammülsüz. Öyle mi değil? Simaları bak. Ya bunlardan da bahseden oku ha. Simalarında nuraniyet ve masumiyet kalmamış. Vefa bilmezler, büyük küçük bilmezler. Kur'an'ın ifadesine göre sağır olup kör olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, duymuyorlar ve anlamıyorlar. Kur'an ifadesindeki çıkan mana bu. Meymenetsiz, bağnaz, geçimsiz, sorumsuz, mesuliyetsiz. Kardeşim biz öyle bir insanız ki, bu lafı iyi dinleyin. Biz dostumuza isyan etmeyi kalu beladan, sevgiliyi tekmelemeyi anne karnında öğrenmişiz. Nurdersi.com sitenin başına bu yazı yazdım bugün. Bu yazı var. Bugün yazdım. Biz dostlarımıza isyan etmeyi kalu beladan, sevgiliyi tekmelemeyi anne karnında öğrenmişiz zaten. Sevgililere tekme atmışız yani biliyoruz. En büyük sevgili Allah, peygamber, kendin. Sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakikati anlamıyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar. Çünkü sistem dümura, çöküntüye uğramış. Sistemin çöküntüsüydü. Şimdi çare söylüyorum. Şimdiye kadar sorundu. Çare söyleyeceğim, keseceğim. Peki çare ne? Acilen radikal karar alıp zaruriyetlere müsaade edilmeli, telefonları kontrol altına almaları, adına kapasiteleri az olan telefonları çocuğunuza vermeli. Sakın bazı şartlı iradeli insanlar gibi olmayın. Nedir o? Sigara bırakacak. Abi günde 20 tane içiyorum. Ben bırakmaya karar verdim. Ya nasıl yaptın? 18 içeceğim. Yarın 17. Öbürsün. Hayır. Sigarayı bırakmak istiyorsan bir anda bıraktın yoksa yok. Azmaz da olmaz. Radikal karar. Çünkü şer böyledir. Şer inceleşir, kopmaz. Kesersen tamam. Fırsat vermeyeceksin. Çocuğunuza kapasitesi düşük olan, görüşmeye müsaade olan o kadar. Mesaj bile olmaması lazım. Mesaj bile olmaması lazım. Resmi göndermemesi lazım veya mesaj. Er neyse. Ne rezillikler biliyorum. Senin kaç çocuğun var? İki. Benim 2000 tane çocuğum var içeride. Hepsi de ölü. İçeride duruyorlar. Mübalağasız ha. Senin bir hanım var değil mi? Benim binlerce hanım var. Ben kadınlara öyle diyorum. Kaç çocuk doğurdun? Hocam 3 tane. Ben 3000 tane çocuk doğurdum. Bilirim. Çok insanlarla yaşamışım. Laf dinle. Abi sor. Kolay kim dedi ahir zamanda çocuk yetiştireceksin sen. Bir kere kendin bunu yapacaksın ilk önce. Elinde sigara. Oğlum sigara içmek iyi değil lan. Ya bakma bizden eşeklik yapmışız alışmışız. Sen beni alışmayacaksın tamam mı oğlum? Tamam içmeyeceksin. Sigara dumanı fırlatıyorum. İçmeyeceksin. Çocuk buna mı inansın lafa mı? Hikaye, sahtekar. Adam gibi yaşa ki çocuk da adam olsun. Abi kızıyorsun. Nasıl kızmayayım ya? Cinayet işliyorsun. Çocukları gömüyorsun. Öldürdün. Abi nereye öldürdün? Kur'an'da geçiyor diyor ki canlı canlı çocuklarınızı gömdüğünüzde ne suçu var size sorulduğu zaman ne diyeceksiniz diyor. Var ya. Ayette geçiyor. Biz o zaman da zannediyorduk. O zaman zannediyorsun. Bana ne o zaman? O zaman anne baba çocuğu, anne değil baba çocuğunu gömerdi, baba gömerdi. Onun adı dayı ve dayıya gitmekmiş. Şehit oluyordu. Öyle değil mi? Sen şimdi çocuğu toprağa gömüyorsun. Telefona, internete, televizyona gömüyorsun. Bu çocuğun ruhu bozuluyor ve cehenneme gidiyor. O çocuğu gömüyorlardı, cennete gidiyordu. Kur'an'ın her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir mana küllidir, her asırda ifade bulunur. Kur'an'ın mutadid manası vardır. Her bir mana küllidir,
Her asıl defradı bulunur. Peki Kur'an'da mealen söylüyorum bir mana. O çocukların canlı canlı gömdüğünüz o çocukların suçu neydi? Sizden sorulduğu zaman diye geçiyor mu geçmiyor mu? Ebu asırda efradı nedir? Biz kim gömüyor sokağa? Ama Kur'an her asırda efradı var. Nereye gömüyoruz çocukları? Gömüldüğümüz yere. Mesela televizyon karşısına sus lan! Ses eşek herif! Ya anamba baksana ya çocuklar falan. Bir televizyon seyrettirmiyorlar be. Baktı ki çok ses yapıyor. Hemen çocuğu bağlayacaksın. Ağzını bantlayacaksın. Koluna palanga, ayağına palanga bağlayacaksın. Neyle biliyor musun? Ertesi gün güzel bir oyuncak. Traktör, itfaiye, uçak. Ne? Bu ne demek biliyor musun? Çekil lan, defol. Geç odana. Babadan ayırmak için. Sus beni rahat bırak diye ağzını bantlamak için. Git o odana, git gömül oraya. Çocukların odası oda değil, mezarlık. Bir süren kazlar var. Her bir aletinde çocuk şahsiyeti gömülmüş. Peki ne yapmak lazımdı? Çocuğa oyuncağı değil, tencere kapağını ver, kendin oyna onunla. Sohbet demek kendini ikram etmektir. Kendini ikram etmektir. Çocuğa oyuncak almak ilgisizlikten kaynaklanıyor. Ya. Abi bebeğiyle yatıyor. Seninle yatmıyor ki. Sen onunla yatsan tatlı mı? Sen onunla oynasan arabayı mı tercih eder? Çocuk mu camdan bakıyor kara. Git biraz mikropla alsın. Tanışsın. Çocuğu çıkar. Karda biraz giydir. Şap. Oyna bakalım. Ulan seni daha unutur mu? Sız kızım, oğlum tamam lan oyuncak aldık lan. Ve şuraya bak, biz babamız alıyor muydu ya? Şuraya bak lan, sus lan. Bitti. Mezarlık. Ondan sonra, bugün mü aradı? Ha, Esat Aşa mıydı? Abi dedi, bir kadın arıyor. Dersen telefonu nereden bulmuşsan. Çocuğu annesini dövmüş. Anne arıyor, ne yapayım diye. Nasıl asmadı diyecektim ama bana telefon gelmedi. De ki meşgulüm. Bunlar böyle gökten bit gibi yağmadı. Biz bitirdik bunları. Mezarlıklara gömdük, o da hortladı. Hortlayandır bu çocuk da. Bu çocuk değil, hortlamış. Nasıl hortladı ya? Biz gömdük ya onu canlı canlı. Videoların içine gömdük. Facebook'lara gömdük. Twitter'lara gömdük. Ne bileyim televizyona, dizilere gömdük. Biz de oradaydık da ondan. Gömüldük kardeşim. Canlı canlı gömülüyoruz. Geçmiş asırda cesedi gömülüyordu, şimdi ruhlar gömülüyor. Öyle bir ahir zamandayız ki televizyona karşı olan adamlar televizyonda program yapıyorlar. Televizyon günahtır diyenler ekrana insanları celbetmek için program yapıyorlar. Daha bundan daha dehşetli ne olabilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, alimler bozulmadıkça ümmet bozulmaz. Gördüğünüz rezillikte var ya, alimlerin bozulmasındandır. Beşinci şuada geçiyor, diyor ki, Sufyan'a muallimler ve hocalar tabi olacak diyor. Sufyan'a. Dinden tecellüt etmiş milli eğitimi rehber yapacak diyor. Hoca, vatan haini, memleket haini, Müslüman haini. Müslüman haini, vatan haini. Ama beşinci şurada ne diyor? Bu Sufyan, muallimler ve hocalar ittiğine tabi olacak diyor. 70 tane ulema vesaire tabi olacak. Tabii ki. Ulema, hocalar bozulmadıkça millet bozulmaz. Bu manada hadis var. Bunu duyduğu zaman ne yapacak biliyor musun? Mısın? Şuraya bak ya. Dünyada haberi yok. Softa oturmuş 5-10 kişiye bir şeyler konuşuyor. Yayın. Şuraya bak. Hadis bilmez. Kur'an bilmez. Edep bilmez. Edile-i şer'i bilmez. Haddini bilmez insanlar ya. Şu insana bak ya. Bana öyle diyecek. Oysa Allah Resulü diyor ki hocalarınız, alimlerin, bir ümmetin, bir milletin alimleri bozulmadıkça millet bozulmaz. Mantığı da budur.
Kardeşim televizyona muhatap olmayın, ne biçim adamsınız, günahtır diyorum. Bir program yapıyorum bu akşam. Kardeş, bu akşam 18'de 21 arası bizim program var, söylüyor. Yani onu dinleyin, ondan sonra kapatırsınız canım yani. Bir televizyonla meşgul olmayın. Televizyon günahtır ha, ama şey yap. Anlat ona. Sözüne değil, fiiline bak, anlat buna. Çıkmayanlar enayi. Ya, tesir etmiyor. Ekranı Kur'an, Kur'an'ı kullan ama aşağı inmez diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Burada çok var. Oho! Google evliyası da evliyadır. İnternete gir. Benden duyacağını ne yapacaksın ki? Google evliyasına girin, hem de evliya, hem de aniden cevap versin. İstediğin bilgileri döksün sana. Usta da demiş ki Şekercihan'a giderken bir ablamız, ustadım talebesi Nisa. Neydi, unuttum adını. Ustadım demiş, İstanbul'a geldi sen 52'de. Maşallah talebeleriniz çoğaldı maşallah. Yaşlı bir talebesi, yaşlı kadın. Ustad demiş ki yazıyor. Hakikisi ağız, hakikisi ağız. Ta o zaman demiş. Bak. Nurum, Risale-i Nur'u müdafaa etme makamında ders yapan adam, Bediüzzaman ile dedi barıştıracağız diyor. Dinsizlik ceyranı. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir ceyran gelmemiş. Dinsizlik yasakta. Dini cemaatler buna karşı, bunun yaptığı tarifata karşı dinimizi güzel yaşamak için cemaat olmuşuz. Din. Bunu getirmiş olduğu hayata karşı direnmek için, tek direnemeyiz. Dini cemaat dinsizlerle beraber. O zaman dini cemaatin düşmanı kim? Ben de hayret ediyorum. Dinsizlerle berabersen cemaatin düşmanı kim? Ya onlar dindar oldu ya sen? Doldurup hattı muvassalayı temin edemezsiniz. Ya onlara iltihak ederseniz ya düşer boğulursun. O kadar ince bir çizgi ki Allah bile peygamberine diyor ki sen dahi, yani ben demesem sen dahi anlamazdın. Münafık için söylüyor. Nasıl anlayacağız? Elimizde ölçü olacak. Benim televizyona çıkıp çıkmamak nefsim ister mi istemez? 10-15 kişiyle niye ders yapayım ki? Talep ediyorlar mı etmiyorlar mı biliyorsunuz. Niye çıkmıyorum? Enayi miyim? Çıkmıyorum. Beni neyle itham ediyor biliyor musun? Şöhret için uğraşıyor. Yani şu ahmak. Şöhret için uğraşsaydım ben burada ne işim var? Hem de ne kadar, ne biçim tekliflerle geliyorlar. 53 yaşındayım. Benim gibi bir insanın altında araba olmaz mı? Ama ne derler? Cemaatin bilindi, sevildi, bilmem ne yaptı. Çekti arabayı, siyahı çekti altına demezler mi? Derler, ettirmemek için meşru hakkımdan bile vazgeçtim. Babamdan kalan binayı satmıştım, araba alayım diye onu bile aldırtmadılar gece. Ya, televizyona çıkacaksın, şöhret için uğraşıyor. Bir de diyeceksin ya, utanmadan ya. Tamam, bunu klavyede yazdın, odada kimse yok. Bunu gönderdin. Tamam. Peki haşir meydanında bilgisayarına beraber duracaksın. Sen bunu yazdın klavyede. Peki delilin neydi? Sorulduğu zaman ne diyeceksin? Odada kimse yok değil mi? Öyle zannediyorsun. Niye? Çökmüş. Mesuliyet, manevi. Niçin anlattım bu kadar şeyi, bir parçayı? Manevi mesuliyetler, sorumluluklar almıyor. Sorumluluklar da çökmüş, vefa da çökmüş. İstifade ettiğimiz kaynağı tükürüyoruz. Dedik ya, biz dostlarımıza isyan etmeyin, kalu beladan sevgiliyi tekmelemeyi anne karnında öğrenmişiz. Annemizi çok tekmelemişiz, öyle değil mi? Böyle bir şeyiz biz. Acilen radikal karar alıp zaruriyetlere müsaade edilmeli. Telefonları kontrol altında olmaları adına kapasiteleri az olanları vermeli.
bu manaları anlatıp ikna etmeli çocuğu. Kendi olumsuz davranışlarını göstermeli. Bak, sana telefonu verdikten sonra kızım, sen böyle böyle davranıyordun bize veya okula, derse vesaire. Böyle giyiniyordun. Bak, telefonu verdikten sonra bak istersen bak mesajlarına bak. Bak, kendi olumsuz davranışlarını göstermeli ve bu senin de istemediğin, rahatsız olduğundur demeli. Bak, sen de istemediğin halde kafanda sanki birileri var. Yani sen istemiyorsun yavrum, kızım, sen de bunu yapma. Ama sanki kafanda birisi var ki usta diyor ki kafalarına bir hennas var diyor. Sana rağmen yapıyorlar. Durup dururken niye sıkıntı çıkıyor ya? Niye sıkılıyorsun? Onlar basıyor. Ne garip düşünceler geliyor da iyi düşünceler gelmiyor. Kafasında bir hennas var diyor Lemahat'ta. Çocuğa diyeceksin ki bak yavrum, sen de istemediğin halde kafanda sanki birileri var. Ve sana şöyle diyor. Bak, birisi var, söyle çocuğa aynı, sen de ben de öyle değil miyiz? Bak yavrum, sanki kafanda birisi var. Sana diyor ki aç, bak. Babayı, anneyi dinleme. Sen özgür ve hürsün. Diyor, bak kafanda diyor. Hey baba diyor ya, içimde birisi var. Aç, bak. Ya görmüyor musun be falanca komşuları? Onları da görmüyor musun? Bırak baba ya, cahil mi? Neyse, babayı da kırma, odaya girin. Anne, ben ders çalışacağım. Baba, tamam kızım. Zaten anne babaya minnet. Anne mutfakta, baban da salonda. Herkes kendi dünyasında gömülmüş. Mezarlıklar. Televizyon seyretmiyorlar. Televizyon içine girdiler. Koltukta düştü. Birisi battaniye atarsa Allah için neyse. Sonra uyudu. O kadar sömürüldü ki kalkıp yatağa gidemez. Gitsin de göreyim. Yatağa gidecek kadar enerji yok. Ancak bir riski saat ruh enerjiyi toparlayacak, pil dolacak dolacak. Uzaktan kapattı. 2 saat ancak yürü. Yatağa kadar zor gidecek. Yatağa gidecek kadar enerji toparladı. Abi, yaptığın gibi anlatıyorsun. Evet. Sen özgürsün, hürsün demesidir. Bak yavrum, dikkat etsen kafanda böyle bir sesi sen de duyacaksın. Bende de var. Şaka demiyorum size ha. Bak, git. Bana ne dedi biliyor musun? Bugün ders yapma. Polatlı kardeşlerle top sahasında biraz kartop oynayayım. Biraz dolaşayım. Ya nereden çıktı? Ya nerede olacaksın bir de ya? Ne namussuz var bende biliyor musun? Bir tanesi yazmış. Sen şöhret için sen böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hürriyeti şerii vermiyorsun. İnsanlara kızıyorsun. Seni tenkit edenleri azarlıyorsun. Seni takdir edenleri şey yapıyorsun. Şöyle yazmış, döşemiş. Cevap ne dedi biliyor musun? Aynen doğru. İnan doğru söylüyorsun. Daha senin bilmediklerin de var. Gelirsen anlatırım sana. Peki tevazu mu yaptım? Yok. Doğru söylüyor. Sen desen ne olur, demesen ne olur. Bende var zaten. Bende o namussuz var. Neler var biliyor musun? Vallahi Allah'ı bu kadar sevdiğim halde Allah'tan nefret eden var bende. Değil yabancıya, yakınıma şehvet duyacak kadar alçak namussuz var. Allah ve peygamberine hakaret eden var. Var bende. Sen dediğin ne ki? Şöhret için uğraşıyorsun abi, seni takdir edenleri takdir, seni tenkit edenleri tenkit ediyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Allah razı olsun senden. Daha varsa tespitlerini lütfen gönder. Rica ediyorum. Okuyup da belki istav olurum ama olacak da yok. Cevap ne geldi biliyor musun? Öyle yazdım ha. Özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Doğru söyledin. Ne diyoruz? Ailem var. Nefis cümleten et daha, vazife cümleten al. Ama vazifeme karışma. Bunları doğru söylüyor. Ama şahsen aynı öyle alçan, alçak var bende. Yapar. Çünkü usta diyor ki, nefsimi terbiye etmemişim. Terbiye etmemiş, edememiş. Sor. Vardır. Var, olmaz mı? Doğru söylüyor. Bak yavrum, dikkat etsen kafanda böyle bir sesi sen de duyacaksın. Ben duyuyorum. Neler diyor ya?
Neler diyor bir desen ya. Aklın durur. Hayalin durur ya. Aa, böyle duruyorum. Allah Allah. Ulan ne alçalık. Bunu yapmayacağımı bilmiyor musun dedim. Cevap veriyor. Belki de yaparsın diye söyledi. Konuşuyorum ha böyle. Konuşuyorum ses yalan söylemiyorum. Ulan ne alçalık. Bunu yapmayacağımı kesin bilmiyor musun? Belki de yaparsın. Ve iyi insanlarla arkadaş etme adına çocuklarınızı biz de iyi insanlarla beraber olma, yani güzel komşuları tercih etme. Niçin silah-ı rahim ömrü bereketi uzatır? Ömrünüzü bereketini serin. Yani silah-ı rahim en azından çocuğuna, senin çocuğuna zarar vermez. Anne, babaların vesaire. Onları ziyaret edin. Çünkü silah-ı rahim ziyaret etmek Allah Resulü ömrü bereketlendirir diyor. Rızkı genişlendirir diyor. Hatta hastalıklarınıza şifa olur. Allah Allah. İyi insanlarla arkadaş etme adına biz de iyi insanlarla beraber olma örneğini göstermeli. İlk önce sen uygulamalı, sen yapmalı. Sen de işgal altındasın. Burada kesiyor. Bugün cep telefonları ve televizyon ve internet mezarlıklarından bahsettik. Bir sürü insanlar gömülü ama benim ağrıma giden kızım da oğlum da o mezarlıkta. Oğlum bir nereden çıktı? Sen de orada olduğun için görmüyorsun. Onun dışında olsan görürdün. Orada olan orayı görmez. Onun dışında olacak. Dağın içinde olan dağı göremez, dağın dışında olan görür. Var mı sorunuz? Yok. Peki, olmaması daha iyi. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات